Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaklaşan iPhone 16 serisi hakkında son duyumları paylaşacağız. Evet, biliyorsunuz iPhone 16 serisi Eylül ayında tanıtılacak. Hatta Eylül'ün 17'si 19'u gibi çeşitli söylentiler de mevcut. Ama şu anda Eylül'ün 2. ila 3. haftası arasında tanıtılacağından eminiz diyebiliriz. Peki iPhone 16'da bizleri neler bekliyor? Biliyorsunuz arkadaşlar iPhone 15 serisi şu anda da elimde iPhone 15 Pro Max bulunuyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılmıştı. Öyle aman aman çok fazla bir yenilik içermiyordu aslında. Sadece işlemci tarafında gerçekten güçlü ve bilgisayar oyunlarını çalıştırabilecek seviyede bir gücün olduğundan bahsetmişlerdi bize. Ve gerçekten bu etkileyiciydi ama kullanıcı nazarında pek fazla rağbet görmedi. Biliyorsunuz lansmanda Resident Evil Village, Resident Evil 7 gibi oyunların iPhone üzerinde rahatlıkla oynanabileceğinden bahsedilmişti. Ki biliyorsunuz bu oyunlar satışa da çıktı ama büyük bir hayal kırıklığı yarattı arkadaşlar. Kimse bu oyunları sallamadı. Elbette bunun birden fazla nedeni var. Birinci neden şu olabilir. İki oyun da eskiydi. Yani oynayanlar çoktan bitirmişti zaten. Ve oyunun fiyatları gerek bilgisayarda, gerek PlayStation'da, gerek Xbox'ta bir hayli düşük seviyelere ulaşmıştı. Çeşitli indirim dönemlerinde pek çok oyun sever zaten bu oyunları edinmişti. Fakat bu oyun App Store'da satışa sunulduğunda hayli yüksek bir fiyattan satışa çıktı arkadaşlar. Yani şu anda mesela oyunun App Store'daki fiyatına baktığınızda bilgisayardan, PlayStation'dan ve Xbox'tan daha yüksek bir fiyata satıldığını görüyorsunuz. Bu da aslında yanlış bir pazarlama stratejisi olabilir. Çünkü oyunu zaten bitirmiş olanlar ya bir de bu oyunu alayım hani en azından iPhone'da bitireyim demezler arkadaşlar. Bu kadar çok para vermeye gerek yok. Özellikle Türkiye tarafında hani bu oyuna bu kadar para vermezler. Oyunu bitirdilerse hiç vermezler zaten. Bir de şu var. Hani bu telefonu satın alanlar yani iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i satın alanlar ne kadar acaba oyun için bu telefonu satın alıyorlar? Bu da önemli bir şey. Yani bu telefonu oyun için satın alan muhtemelen yoktur ya da yok denecek kadar hazır. Genel olarak hem kamerası için satın alıyorlar. Gerçekten güzel videolar vesaire çekebiliyorlar. Biliyorsunuz zaten Deusamark'ta da üst sıralardaydı. Bir de arkadaşlar tabii işin farklı bir yüzü var. Ülkemizde mi böyle sadece bilmiyorum ama bir de sadece yani ya masaya koymak için alanlar da var, bunu da biliyoruz. Şimdi gelelim iPhone 16 ile ilgili bölümlere. Şimdiye kadar sızdırılan haberlerde arkadaşlar açıkçası bizleri heyecanlandıracak bir durumla karşı karşıya kalmadık. Sadece şu var, iPhone 15'te biliyorsunuz düz modellerde kamera çaprazda, iPhone 16'da tekrardan dikey moda geçiyor. Bunu biliyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ise şu iPhone 15 Pro Max'te gördüğünüz kamera dizilimi yine aynen karşımıza çıkacak. Yani üçgen bir formda kamera dizilimleri karşımıza çıkacak. Elbette işlemci tarafında iyileştirmeler yapılacaktır. Elbette kamera tarafında bazı iyileştirmeler yapılacaktır. Ama 15 ile 16 arasındaki farkın çok büyük olacağını kimse söylemiyor. Biliyorsunuz Ming-Chi Kuo diye bir kardeşimiz var. Bu arkadaş Apple'a yakın bir analist ve söyledikleri birebir çıkıyor şimdi. Bugüne kadar çıktı en azından. Ve bu arkadaş diyor ki Apple şimdiden iPhone 17'ye odaklanmış durumda. iPhone 17'de daha ince bir anakart üzerinde çalışıyorlar ve bu anakartın incelmesiyle birlikte batarya boyutunun daha da artacağı, şarj süresinde önemli bir artış yaşanacağını söylüyor Ming-Chi Kuo. Bunun yanında telefonun tasarımında da bir değişikliğe gidilebileceğinden bahsediyor. Artı burası çok önemli, telefonun önemli oranda inceleceğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani iPhone 17'de fiziksel anlamda baktığımızda birçok yenilik, birçok değişiklik karşımıza çıkacak. Ama iPhone 16 için bunları söylemek çok da doğru olmaz. Hatta şunu söylüyorlar, iPhone 16 yani böyle yenilik açısından en sönük iPhone olabilir diyorlar. Peki hiç mi bir yenilik olmayacak? Elbette olacak. Ne var arkadaşlar? Yapay zeka. Biliyorsunuz Apple Intelligence diye tanıtmıştı. Aslında biz bunu Artificial Intelligence olarak biliyorduk ama Apple Intelligence olarak tanıttı Apple AI'yı ve bunun yeni iOS ile birlikte geleceğini biliyoruz. Tabii ki bu da iPhone 16'larla birlikte olacak. Elbette şu var, muhtemelen bunu iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max gibi modellerde destekleyecektir. Dolayısıyla bu modellerde de destekleneceği için bu yeniliği iPhone 16'ya mal etmek ne kadar mantıklı olur? Bu bir soru işareti. Ama şunu yapabilirler. Derler ki ya biz iPhone 16 Pro'da ve Pro Max'te yapay zeka için özel bir çip yaptık. Ve yapay zeka bu özel çipten besleniyor. Dolayısıyla bu sebepten ötürü bu özel çip eski modellerde olmadığından yapay zekayı biz eski modellere getiremiyoruz. Böyle bir şey dediklerinde elbette yapay zeka özellikleri iPhone 16 ve sonraki iPhone'larda
özel bir şekilde karşımıza çıkabilir. Bunu şimdilik bilmiyoruz. Bu konuda da gerçekten bir sızıntıyla karşılaşmadık arkadaşlar. Yani olabilir, olmayabilir. Bunu önümüzdeki süreçte öğrenmiş olacağız. Bunun dışında iPhone 16 serisinde göze çarpan ve bizleri heyecanlandıracak bir detay yok. Özel bir tuştan bahsediyorlar. Bu ne kadar gerçekçi olur, ne kadar olmaz bilmiyorum ama hani power tuşunun yanına hemen şuraya bir kamera tuşu koyacaklarmış. Buna da ne gerek var? Yani bilmiyorum, kamera tuşu çok büyük bir yenilik mi sayılır? Bence değil arkadaşlar. Bu öyle hani çok büyük bir yenilik gibi de gelmiyor bana, dürüst olmak gerekirse. Bunun yanında iPhone Fold söylentileri var ama bu muhtemelen Eylül ayında olmayacak arkadaşlar. Yani Eylül ayında katlanabilir iPhone'a dair bir şeyler duymayacağız biz. Apple Ring üzerine bazı söylentiler var. Biliyorsunuz Samsung Galaxy Ring'i çıkartmıştı. Çeşitli Çinli firmalar da akıllı yüzükler çıkarttılar. Apple'ın da böyle bir giyilebilir teknoloji duyuracağına dair söylentiler var. Ama şimdiye kadar somut bir detayla hiç karşılaşmadık. Sadece söylenti aşamasında ben geleceğine inanmıyorum. En azından önümüzdeki Eylül ayındaki etkinlikte Apple Ring diye bir şey duyurulmayacaktır muhtemelen arkadaşlar. Ya belki duyurulur ama çıkışı atıyorum Mart'a Nisan'a falan sarkabilir. Böyle bir şey olabilir. Bunun yanında ucuz yolu bir iPhone söylentileri var. Biliyorsunuz iPhone SE'nin 4. neslinin geleceğine dair bazı söylemler vardı. Hatta şu var, iPhone SE'nin 4. nesli iPhone 14 ile benzer olacak deniliyordu. Bunu da göreceğiz. Yani bu tarz söylemler var. iPhone 16 bizleri çok fazla heyecanlandırmayacak. Bunu artık biliyoruz. Apple bile iPhone 17'ye odaklanmış durumda. Hatta şu anda arkadaşlar baktığımız zaman mobil sitelerde vesairede iPhone 16'dan ziyade iPhone 17 haberlerini görmeye başladık. Çünkü iPhone 17'de çok ciddi değişiklikler karşımıza çıkacak. Bunu şimdiden sizlere söyleyebilirim. Eğer bu konu hakkında sizlerin de söylemek istedikleri şeyler varsa bizlerle bu videonun altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.